Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Destur ya Seyyidi Sultan Velia ve ya ı âlâna Muhammedu Taâlâ Hakkâ Gönül çalabın tahtı, çalab gönüle baktı. İki cihan baht bahtı kim gönül yıktı ise demiş. Sultan Yunus Emre Hazretleri bunu tabii hep başkasının gönlünü yıkma açısından düşünüyoruz ama bugün şeyhimiz kendi gönlümüzü yıkma açısından bir de bize anlattıracak bugün. Bakalım. Öyle bir menba açtı şey efendi. Bakalım neler gelecek. Allah Subhanahu ve Teala gönlü verdi de sana bu sana verdiği ikramların içerisindeki en büyüğü, en harikası, en müthişi, en kıymetlisi. Bunu anlamak için şu noktaya bakmak lazım ki benim nazargahım sizin dış görünüşleriniz değil kalbinizdir. Onun için takvalı olun diye buyurması Rabbimizin. Dış görünüşün çünkü hakimi biz değiliz. Hükmedicisi biz değiliz. Kimisinin boyu uzun olur, kimisinin kısa, kimisi beyaz olur, kimisi kara. Buna sen hükmedemezsin. Allah nasıl verdiği söyledir yani. Güç açısından da kimisi çok güçlü olur, kimisi zayıf olur. Buna da hükmedemezsin. Kimisinin kemikleri kalındır, kimisinin ki zayıftır. Ha, hükmedemediğin bir şeydeki üstünlük seni Allah'a yakın etmez. Onun için İslam'da ırkçılık yok, renk ayrımı yok. Bu tip şeyler yok. Neden? Kulun çünkü buna hükme geçmiyor ki. Aynı şekilde zenginlik ve fakirlikle de kul Allah'a yakın olmaz. Çünkü ona da hükmedemez. Zahirde hükmediyor gibi gözükür ama değildir. Hepsi Allah'ın taksimatıyladır. İnsanlar sebepler haline kapatıyor. Vay ne kadar kurnaz adam. Ne akıllı adam. Ne çalışkan adam zengin oldu alakası yok. Ondan çok çok daha çalışkan, çok çok daha akıllı insanlar olur. Allah ona ikram etmemiştir. O kapıyı açmamıştır. Ona nasip etmemiştir. Olmaz yani. Nice fakirler ne projelerle bu hayatı <laughs> terk edip gitmiştir yani. Adamda ne projeler vardır ya yapabilecek yani. Hatta ve hatta düşünün. Cennet Mekan Sultan Abdülhamid Han Hazretleri Nin, ...projeleri şu an uyguluyorlar. Bak düşün o hakan olduğu halde... ...padişah olduğu halde ona nasip olmamış. O projeleri yapmak. Bugüne nasip oldu yani. Bunun gibi daha nice nice şeyler... ...adam bakıyorsunuz... ...hiç salahiyeti yok karşıdan göz, gözüktüğü zaman... ...bakıyorsun Allah açıyor... ...adam zengin oluyor gidiyor yani. Biz bunları hükmedemediğimiz için... ...bunlarla üstünlük sağlanmaz. Hükmedebildiğin şeylerde. Onun için... Ne diyor? Allah Subhanahu ve Teala Estağfurullah Bismillah. İnne akramakum indallahi Allah katında en üstününüz, en kıymetliniz, en takvalı olanınızdır. En takvalı olan neden? Takva ipine sarılmak. Onu istemek he o sende. İstediğin kadar, gayret ettiğin kadar, yoluna düştüğün kadar Allah ikram ediyor Celle Celaluhu. Onun için burada üstünlük kabul edilir yani. Şimdi Sultan Yunus Emre Hazretleri buyuruyor. He, madem anlıyoruz ki en kıymetli cevherimiz Allah'ın bize verdiği kalbimiz, gönlümüz değil mi? Allah'ın nazargahı orası çünkü Allah dışlara bakmıyor. Dışlar ki nedir? Fani olan bedendir, tendir. Yok olup gidecek, toprak olup gidecek. Ölmeyecek olan ne? Ruhtur, candır, kalptir, gönüldür. Ölmeyecek olan en kıymetli. Allahu Teala faniye önem vermez, ebedi olan önem verir. Çünkü Allah ebedidir. Bu noktaları sağlam bir şekilde kalbimizi oturttuktan sonra he, o zaman bu söze geri dönüyoruz. Gönül çalabın tahtı. Bak ne diyor? Çalap Allah demek. Eski Türkçeden. Gönül çalabın tahtı. İnsanın gönlü Allah'ın tahtıdır. Nazargahıdır. Tecelli eder. Tecellisiyle Harekete geçirir kalbi. Gönlün içinde o hareket ettiremediğin, faaliyete geçiremediğin bir takım kuvvetler var. O kuvvetleri biz bu manevi yolda gaflet perdesini yırtabilirsek tecelliyi daha çok alacağız kalbimize. O tecelliyi daha çok düştükçe harekete geçirecek. Aynı elektriği verdiğin gibi yani. Fakat o kalpte yani elektrik şey olarak... Ee, derece olarak değişiyor. Yüzde onluk veya da yüzde birlik bir elektrik verdiğin zaman belirli fonksiyonları çalıştırıyor. Jeneratör kullandınız mı bilmiyorum. Jeneratörün zayıf kuvvet verdiği an var, güçlü kuvvet verdiği an var. Zayıf kuvvet verdiği an ne var? Bu lambaları çalıştırır. Ama fırını çalıştırmaz. Çok elektrik çekenleri çalıştırmaz yani. Bizim kalbimiz de öyle. Gaflet perdesini eğer az yırtarsan tecelli sana yüzde bir şekilde geliyor. Onun için kalbin fonksiyonlarının yüzde biri çalışıyor. Yüzde biri çalıştığı zaman insan geçmişteki yaşadığı bazı şeylerin çözmeye başlar. Yüzde on olduğu zaman ya da yüzde daha ilerlere gittiği zaman zamanındaki mevzuları çözmeye başlar. Hakikatini görmeye başlar yani daha yükseklere çıktığı zaman ki ona feraset deniyor. O zaman geçmiş ve geleceğe hak nazarıyla baktığından dolayı hepsini çözmeye başlar. Allah çözdürdüğü kadar yani Celle Celaluhu. Onun için bakıyorsunuz bizden 700 sene önce yaşamış bir evliya bugün olanları teker teker bize anlatıyor. Şöyle olacak, böyle olacak, böyle olacak. Senesini bile verenler var yani. Bu kalp, ezele bakan yönü de var, ebede bakan yönü de var. Çünkü o Allah'ın nazargahı. Allah'a olan nispetinden dolayıdır bu kuvvet. Şimdi bizler gaflet perdesine fena bir şekilde takıldığımız için tenle, suretle fena bir şekilde alakalı olduğumuz için kalbe dönecek vakti bulamıyoruz. Onun için cevherimizin kıymetini bilemiyoruz. Kim ne söylerse alıyoruz oraya yani. Kim söylerse söylesin. Farkında değil midesine insan daha çok önem veriyor. <laughs> Öyle oldu. Midesine neyin girdiğine daha çok dikkat ediyor. Şuranın yemeği iyidir diyor oradan yiyeyim. Sağlamdır oradan yiyeyim. Biraz helale dikkat edenler helal yeri araştırıyor. Oradan yiyeyim. İyisini yiyeyim. Çürüğünü çarığını pişirdiğini bilse yemez oradan. Çürük salatayı getirse önüne yemez oradan. Değil mi? Ama gönül olunca mevzu nazarımız hep dünyayı olduğu için Bakmıyoruz harap ne eder? Çarık çürük nedir gönül için? Yani bu sözü bir de bu manada anlamak lazım. Gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı. İki cihan bedbahtı, kim gönül yıktı ise. Hem başkalarının gönlünü yıkmak için çok tedirgin ve titiz davran. Hem de bu sahip olduğun gönlü yıkmamak için uğraş. Yakmamak için uğraş. Bu gönül çalabın tahtı buna Allah'a ait olmayan Allah'ın sevmediği hiçbir şeyi bulaştırma. Bulaştırmayalım ki o taht tertemiz en ulvi en mukaddes şekilde Rabbimizin tecellisine hazır olsun. O zaman şu noktaya dikkat edecek. Ha, bu gönüle her şeyi alamam. Allah'ın al dediğini, sev dediğini onları almam lazım kız dediğine kızmak gerek. Bu manada işte senin gönlüne sözü, kelamı, ayarı kimin girmesi lazım? Kimin gönlünde etkisi etmesi lazım bunlara dikkat etmek lazım. Dikkat. O noktada da çok önem vermemiz lazım. Her söylenileni dinlersen gönle herkesi karıştırmış o tahtı gerektiği gibi muhafaza edememiş olursun. İnsan kimi dinliyorsa bilsin ki onun tabiidir. Onun peşindedir. Onun altındadır yani. Neyi dinlediğine bak. Dinlediğine hakimsen. Dinlediğinden ibret alacak bir gücün, kuvvetin varsa mübarek olsun. O zaman dünyanın emin olun zahirindeki insanların seslerini bırak. Şeytanların sesleri de sana gelse, cinlerin sesleri de sana gelse hiçbir şey yapamazsın zarar veremez sana yani. Hiçbir türlü. Neden? Kalbin Allah'a bağlı çünkü. Allah'a bağlı kalp manevi bir elektir. Her duyduğunu o elekten geçirir. Ona göre kabul eder. Ona göre değerlendirir. Biz o noktaya gelene kadar şeyhimizin kalbine dönüp ona göre hareket etmemiz lazım. Yoksa dinlediğimiz şeyin esiri oluruz, tabiayı oluruz. Onun için bak neyi dinliyorsun? Kimi dinliyorsun? O dinlediğinin tabi'i olursun, onun altında olursun, onun fikrinde olursun. Sana yakışır mı, yakışmaz mı? Bak, onun için hakkı aşık olan kul bir harikulade, Allah'a çeken feyizli sözü duydu mu, onun üstüne bir söz koymaz. Koyamaz. Tat da almaz, vermez, veremez. Bu noktayı kaybettiği için çoğu insanlar ana hedefe odaklanamıyor hep hedefte bir sağ yapıyor bir sol yapıyor bir sağ yapıyor bir sol yapıyor. Onun için dervişlik mübarek ve mukaddes bir yoldur. Derviş dediğin şeyhine deli gibi aşıktır. Şeyhi onun için en üst perdedir. Şeyhinin sözü Allah Subhanahu ve Taala'nın tabiri caizse kelamının bir yeryüzündeki çınlamasıdır. O sözün üstüne söz de koymaz. O sözden başka sözden tat da almaz. Böyle. Onun için bakıyorsun, bakıyorsun. Hiçbir rüzgar onu böyle sarsamaz. Mümkün değil. Hiçbir zorluk onu geri alma attıramaz. Mümkün değil. Onun için çoğu alimler bile dervişlerin imanına hayran olmuştur. Şeyhinin sözünden öteye tek kelam söyletmez çünkü. Halbuki alimler kalbini o denli bir manevi zata Resul-i Ekrem bağlayamamış kitabı ilimle giden alimlerin çokları bazı noktalarda sendelerler. Acabaya düşerler yani. Şeksiz şüphesiz iman lazım bize. Bu yol ayeti keribenin de beyan ettiği gibi la raybe fiy. Şeksiz şüphesiz. Sana acabalarla konuşuyorsa birisi kalbi Allah'a bağlı değildir bil. Birisini dinleyeceksek eğer biz bu sözü söylerken kimseyi aşağılamak, kimseyi alt tabakalar itmek manasında söylemiyoruz bunu. Ben Allah'a aşıksam, bu yola çıkmışsam benim kalbimi en çok etkileyen zat kim idi? O. O zaman beni Allah'a taşıyacak en üst perde odur. En harika zat odur. Ben direkt ona odaklanırım. Direkt o. Bunun altında biliyor musunuz? Çok güzel konuşanlar vardır. Vardır yani. Ama benim için en üst perde orası. Neye benzer bu? resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun haricinde sahabilerin sözü, onun altında tabiinin sözü, onun altında böyle. Aslında onların hepsi aynı ışıktır. Aynı ışıktır ama ben resul Ekrem'in sözünü duyduysam, onu gördüysem, onu bulduysam, onun sohbetine nail olduysam e tabii ki başımın üstünde olan söz onun sözü olur. Sahabinin sözü ancak onun sözünü şerh ettiği kadar bana değer arz eder yani. Bu noktadan ama şimdi bakıyoruz öyle bir birliktelik de yok zaten. Bizim sözünü dinlediğimiz zattan diğerleri çok apayrı bir alemde konuşuyorlar. Ben Allah'tan korkan bir kul isterim. Kalbim ki çalabın tahtıdır. Çalabın tahtına güzel bir ışık tutacaksa birisi benden çok Allah'tan korktuğunu görmek isterim. Dinleyeceğim zatta. Allah'a benden daha aşık olduğunu görmek isterim. Çünkü onun sözüne tabi olduğum zaman ben onun arkasındayım demektir. Kimin arkasında durduğumu iyi bilmek isterim yani. Bir zatın arkasında durayım ki her haliyle yarı yansıtsın bana. Peygamberin nurunu yansıtsın bana. Her söylediği sözde ayetten bir ışık olsun. Rabbime çeksin beni. Öyle ki o söylerken titresin, söylediği zaman beni de titretsin yani. Ama Bakıyorsunuz anlatanlar var çok şu an. E, o titrememiş ki beni nasıl titretsin? O Allah'ın emrine uymamış ki beni nasıl uydursun yani? Onun için kalbine kim üfürüyor bak bakalım. Ona göre dinle sözünü. Ona göre nasibini al. Ona göre kıymet ver. Ki seni Allah'a o şekilde çeksin. Celle Celaluhu. Yoksa mesela birisi var. Kendi hatalarından hiç konuşmaz diğer insanların hatalarından konuşur. Yani bu yolda herkesin de dört dörtlük olması lazım değil yani. Biz bunu söylemiyoruz burada. Zayıf tarafları olabilir. Ama mesela diyelim namazsızsa namazdan bahsetmiyor. Hiç. Açıksa tesettürden hiç bahsetmiyor. Riyakarsa riyanın zararından hiç bahsetmiyor. İhlassızsa ihlasın faydasından hiç bahsetmiyor. O konulara hiç girmiyor yani. E ondan ne alabiliriz biz? Ne kadar alabiliriz yani? Biz öyle bir noktadan gideceğiz ki nefsimizin üzerine basa basa. nefsiminin zoruna gide gide. Gide gide. Koskoca evliyalar bakıyorsunuz. Sultan Bayezid Bestami Hazretleri bugün mesela bu tip şeyler yaşansa bunlar anlatmaz. Ama şeytanla olan muharebesini anlatıyor. Kaybettiği noktayı anlatıyor ki bu evliyalar sultanı. Sultan, Sultan Bayezid Bestami Hazretleri dediğim böyle titretir insanın kalbini yani. Onun ahvalini düşündüğün zaman. Fenafillah makamının harika tarifçisidir. Sultan Bayezid Bestami Hazretleri. La ilahe illallah kelime-i tevhidinin en yüksek manalarını bize şerh eden zat demek yani. Sultan Bayezid Bestami Hazretleri. Ki yani aradaki fark Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellemin arasındaki fark onlar anlatıyor da böyle hayretle biz dinliyoruz. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri naklediyor. Sultan Bayezid Bestami'den. Sultan Bayezid Bestami diyor ki Peygamber Zişan'ın makamından bize açılsın diye niyaz ettik. Evliyalar içerisinde bir o. Diğer başka kimseden duymadık diyor. Muhyiddin İbn Arabi. Bak. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri dev bir evliya yani. Müthiş bir evliya. Herkesin hayranlıkla hayretle dinlediği bir evliya. Özellikle Nakşibendi Meşayihi'nin çok kıymet verdiği bir evliya. Öyle olmasıyla birlikte o Sultan Bayezid-i Bestami'den naklediyor. Yine Nakşibendi ulularından Sultan Bayezid'e açıldı sadece bu diyor mu e ikram. Peygamberin makamından bize biraz gösterilsin diye niyaz ettik. İğne ucu gibi bize açıldı diyor. İğne ucu gibi düşün. Hani bir pencere açıldı iğne ucu kadar. Onu tartamadık biz diyor Evliyalar Sultanı Sultan Bayezid biz tartamadık peygamberi makamından açılan iğne ucu pencereden yansıyan o nuru. Düşün. Sultan Bayezid bu. Sultan Bayezid Bestami Hazretleri namaz kılarken nasıl namaz kılardı? Şeyhimiz anlatıyor burada. Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri. biz diyor namaz kılarken ki çoğu evliyalar biliyor musunuz Bayezid Bestami Hazretlerine böyle çaktırırmış çaktırırmışcasına laflar etmiş çoğu vakitte. Öyle bir cevaplar almış ki susup kalmışlar yani. Sinip kalmışlar. Daha bundan birkaç sohbet önce söylemiştik yani. Ya Zünnün-i Hazretleri haber gönderiyor. Sultan Bayezid'e de diyor ki daha ne kadar uyuyacaksın böyle sabaha kadar. Varanlar makama menzile vardılar sen hala boş duruyorsun gibisinden bir haber göndermiş. Eğer olur ki diyor Sultan Bayezid Bestami sabaha kadar uyur. Sabah olunca herkesten önce makama varır. Böyle söylüyor. Mübarek. Yani uykusu da ibadettir manasında bir söz bu. Zündünü Müsri'ye cevap gelince diyor ki mübarek olsun. Biz oraya yetişemedik daha. Hadi ona uyuma diyen zat yani bu. Netice diyor ki Sultan Bayezid Bestami biz namaza durduğumuz zaman abdest aldık ya Namaza durduk, namazda eğer diyor, bakın onların kıldığı namaza bakın, bizim kıldığımız namaza bakın. Biz hangi yolun yolcusuyuz İyi öğrenin yani. Biz daha ne yollar kat etmemiz lazım. Biz daha yolun ne kadar başındayız, ne kadar evveliyatındayız. Biz namaza başladığımız zaman, eğer tamamen Allah rızası için namaz kılarız diyor. Bizim ihlas noktamız böyle. Nasıl biliyor musunuz? Namazın içinde eğer kalbimize ahiretlik bir şey düşerse, ahiretin hurisidir, cennetidir, sarayıdır. Böyle bir şey düşerse kalbimize abdestimiz bozuldu sayarız diyor. Bak 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 bak. Abdest bak şimdi çoğu kitaplarda dinleyebilirsiniz. Namazın huşunu anlatırken size hani cenneti düşünmek, cehennemi düşünmek namaza zarar vermez diye anlatırlar. Kim için? Onlar normal. Avamı nas için. Veyahut da havas için. Biz havasul havası anlatıyoruz yani. Evliya makamı bu. Biz namazda eğer Allah'tan yüz çeviri olarak görüyorlar onları. Namazda eğer cennetlik bir şey düşünürsek abdestimiz bozulmuş sayarız diyor. Tekrar gider abdest alırız. Eğer namazda dünyalık bir şey düşünürsek o zaman diyor gider gusül abdesti alırız. Guslümüzü bozuldu sayarız diyor. Dünyalık bir şey düşünürken. Biz namaz kıldığımız zaman Allah'tan başka bir şey aklımıza gelmeyecek. Sübhane ve Teala. Düşünsene şimdi. Düşünsene şu makamın zatını düşün, insanını düşün. Böyle bir evliya, böyle dehşet bir evliya Sultan Bayezid. Şeytanla olan muharebesini anlatıyor. Bak hiç çekinmeden. Neden? Bizim gibi acizlere ders olsun diye. Şeytanı gördün diyor, onlara gözüküyor tabii. Şeytan normal bizim gibi Müslümanlara peygamberin duasıyla kaldırıldı sallallahu aleyhi ve sellem. Gözükmüyor. Eskiden gözüküyordu eski ümmetlere. Efendimiz gözükmesin diye dua eyledi, şeytan gözükmez. Ancak öyle büyük evliyalar görebiliyor yani. Şeytanı gördüm hacca giderken baktım dışarıda bekliyor üzerinde kancalar var. Nedir o kancalar dedim diyor şeytana. Şeytan dedi ki işte bu benim içeride arkadaşları gönderdim diyor tavaf yapıyorlar. Dostlarımı gönderdim diyor. Bak 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 kim o dostlar? Hacılar onlar ha. Arkadaş diye tabir ettiği dostum diye tabir ettiği kişiler hacılar. Arkadaşları gönderdim diyor içeri tavaf ediyorlar. Çıkınca diyor bunlarla hemen yine daha oraya getirmeden zaten biniyordum bunları bir takım üzerine. Çıkınca tekrar bunları geçireceğim binmeye devam edeceğim. Yani biz hani hac yaptığımız zaman, namaz kıldığımız zaman bizim namazlar nerede, haclar nerede bunlar hep bize ders yani. Hep bize ders. Allahu Ekber. Yani bu ulu yolun yoluna girmeden, yönüne girmeden, o ulu evliyanın elini tutmadan, onların terbiyesinden geçmeden halis bir kul oldum diyenler aynı böyle şeytanın kancalarıyla beklediği insanlar yani. Arkadaşlar gelecek diyor birazdan bineceğim üzerlerine kancaları geçirip bilerim ben böyle üstlerine diyor. İstediğim yere çekerim onları. Hacca gitmiş insanlar bunlar. O an diyor Sultan Bayezid boş bulundu. Dedi ki bize de var mı kanca? Yani bize binemezsin gibisinden. Bir laf bu. Bak, evliya-i kiramla bizim aramızdaki fark bu işte. Bizde hata Hadis-i Şerif'in mefhumunca bir yanlış yaparsın 6 saatin var. Tövbe ettin silinir gider. Evliya öyle değil. Her an gözetmesi lazım. Bir an bile şeytana mahal vermeyecek. Bir ufak an. Verdi mi imtihan gelir. Ne dedi şeytan biliyor musunuz? Sana kancasız binerim diye söylemiş Sultan Bayezid Bestami Hazretlerine. Sonra bir gün bakıyor, bak bunu Sultan Bayezid anlatıyor. Bir gün bakıyor, Dereden karşı karşıya geçecekler. Bakıyor kenarda bir yaşlı bir adam var. Amca dede seni geçireyim mi karşıya demiş. Geçemiyorsun. Olur evladım. Sırtını aldı Sultan Bayezid Bestami Hazretleri. Derenin tam ortasına geldi. Şeytan kulağına seslendi. Her şeytan mı o. Ben sana demedim mi sana kancasız binerim diye. Tabi Sultan Bayezid Bestami yanlışını anladığı için şeytanı sırtından atmadı diyor. Karşıya kadar geçirdi. Karşıya kadar geçirdi. He, bir andahi sendelemek yok bu yolda. Bir andahi kendinde kalmak yok bu yolda. Tabi bu hangi zamanları Sultan Bayezid? ilk zamanları. Sonunda tabi mübarek öyle bir sözleri var, öyle harika sözleri var. Bütün evliyaya bırak yani normal müritlere, evliyaya hakın hak yolunu, fena yolunu gösteren müthiş sözleri var. Şimdi durum böyle olunca kardeşim, böyle mübarek insanların sözleri bizim kalbimizi yoğurması gerekirken biz o kalbi işte televizyonda çıkan Esra Erol'lara, Müge Anlılara, yok bilmem master şeftir, çastır şeftir, bilmem nelere böyle böyle insanlara yoğurtursan bu kalbini o tahta gelip Allah Subhanahu ve Taala'nın tecellisi iner mi? Ben sana evliyamı göndermişim. Sen gidip Esra Erol'u dinlemişsin. Müge Anlı'yı dinlemişsin. Yok bilmem başkasını dinlemişsin. Ya onlar Allah'tan korksaydı Allah'tan korkan insanlar olurdu zaten. Öyle değil mi? Bunların peşinde bunları dinleye dinleye o kalbi o sözcüklerle ki söylenen sözlerin bakıyorsun çoklarının İslam'la alakası bile yok yani. Dini anlatan insanların bile sözlerin çoklarının İslam'la alakası yok. Kendileri bir görüş tayin etmişler. O görüş hak bilmişler yani. Kendi yapmadığı doğruları yapmamanın çok da önemli olmadığı gibisinden bir tavır var. Saçı açık olan kapalılığın çok önemli olduğuna doğru gitmiyor yani. Namazsız olan namazın da çok önemli olduğuna gitmiyor. Fikirde her şey biter diyor yani. Böyle böyle insanları biz yani bir sözü dinlerken kırk yararak İhlası orada arayarak dinlememiz lazım iken biz Allah'ın evliyasının sözünü böyle çok pür dikkat dinlememiz lazım iken böyle kalbimize her sözü sultan yapar isek orada Allah'ın tecellisini bulma imkanımız kalmaz. O zaman da gaflet perdesi üzerimizden kalkmaz. Ne sağımızı görürüz ne solumuzu görürüz. Gözlerimiz olur miyop At gözlüğünü bırak, 30 santimden öteyi göremez hale gelir bu sefer. İşlerin hakikatini çözemez hale gelir. Ve kendini kandırır durur insan ki en hastalıklı halde budur maalesef. Geçen dersimizde geçti, harika bir anlatım o da gerçekten. Bir tefsir yaptılar diyor. Kara Davud dersimizdeydi, müthiş bir tefsir gerçekten. Ayeti i Kerime indi, estagfirullah bismillah. "Ve kim zulmün nefsehu sonra istiğfirillâh, yecidillâha tevvâben rahîm." Ayet-i kerime böyle. Rabbimiz buyuruyor ki, kim nefsine zulmedip günah işlediyse, sonra da Rabbinden mağfiret talep ederse diyor, "Rabbini günahlarını çokça silen, tertemiz eden, tövbelerini kabul eden bulacak." Böyle. Bak, nefsine zulmeden, günah işleyene müthiş bir müjde veriyor Allah Teala. Burada. Günah işleyenlerin günahlarını sileceğim diyor yani. Yeter ki ne yapsın? Günah işledi anlasın bana gelsin, bana dönsün, bana tevbe etsin. Bu ayet inince şeytan bir feryat etmeye başladı diyor. Bir feryat etmeye başladı. Bütün şeytanlar duydu feryadına geldiler. Ne oluyor dediler ya? Ne oluyor? Yandık bittik biz diyor şeytan. Bittik bugün bizim artık bütün her şeyimiz bitti. Bütün düzenimiz yıkıldı. Saltanatımızı bitirdi Allah diyor celle celaluhu. Ne oldu ya? Anlat bize. Ne oldu diye soruyorlar diğer şeytanlar. Ne olsun daha diyor ya. O kadar uğraştık insanları günaha sokalım diye, Allah'tan uzaklaştıralım, yanlış yapalım diye. Bugün bir ayet indi. O kutlu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah ona olan muhabbetine bu ümmete öyle bir ikramda bulundu ki yanlış yapıp da tövbe edeni silecek diyor günahlarını. Kesinlikle sileceğine dair ayet indirdi bugün. Daha ne yapalım? Biz kandıracağız Allah hemen silecek tövbe edince diyor. Gidin düşünün. Biz artık insanları nasıl yoldan çıkartacağız? Bir düşünün. Bir hile düşünün. Başka bir yol artık bulacağız. Yani bu günaha düşürmek bir kar etmiyor artık. Tövbe edip silecekler kendilerini. Düşündüler. Bir şey bulamadık. Bu o kadar çabuk olmaz. Gidin diyor birkaç gün düşünün. Bir yol bulmamız lazım. Gittiler birkaç gün düşündüler. En son şeytan onları tekrar topladı. Buldunuz bir şey. Diğer şeytanların hepsi dedi ki bir şey bulamadık. Daha artık insanlığı kandıracak bir şey bulamadık. Ben bir şey buldum diyor. Nedir o? Biz diyor hakiki İslam'dan başka bir takım İslam yolları gösterelim insanlara. Bidatlarla dolu, İslam olmayan, İslammış gibi bir şeyleri bunlara İslam diye kabul ettirelim. İslam'a ait değil ama onlar İslam diyecekler buna. Bunlar Müslümanlık diyecekler. Bu ibadet diyecek. Halbuki şeytanın verdiği vesvesesiyle verdiği bir takım sapkınlıklar bunlar. Türbelere mum yaktıralım mesela. Örnek saçı başı açık olsun onu hiç düşündürmeyelim saçı başı açık da olur diyelim dinden konuşturalım onları daha nice nice şeyler namazı diyelim ki namaz kılsan güzel olur ama kılmasan da yani namaz ezan okunduğu zaman şöyle ayağa kalkıp bir saygı duruşu yapsan o da olur diyelim böyle sapkın sapkın düşünceleri din diye yutturalım oruç üç gündür diyelim vesaire vesaire Bunları ona din diye kabul ettirelim. Böyle yanlışları onlara doğru olarak kabul ettirdiğimiz vakitte, onlar bu yanlışları yaparlar, yanlış diye düşünmedikleri için bundan tövbe de etmezler diyor. Tövbe de etmedikleri zaman bizim tuzağımıza düşmüş olurlar. Öteki türlü sağlam itikatta olsa yanlış yapınca yanlışın yanlışını biliyor ya, tövbe edecek Allah silecek. Ama yanlışın yanlış olduğunu bilmeyince doğru diye yapacak, Doğru zannettiği için tövbe de etmeyecek diyor ondan. Etmeyince bütün günahıyla üzerinde kalacak. Cehennemlik olup bizim yanımıza gelecek diyor. Şeytan bu yolu buldu. Ondan sonra bu ayetten sonra. Ayetin dediği gibi işte Allah subhanehu ve teala. وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ muhtedun. bunun var ya şu zamanda öyle çok örneği var ki insanların evlerini böyle casuslukla araştıran insanlar var casuslukla insanın evinin içerisindeki mahremindeki bir yanlışı görüp bunu ortaya serip bunu da kamuoyuna iyi bir şey yaptım diye addedip söylüyor. İnsanlar da bunu doğru olarak görüyorlar. Ya Allah sana casusluğu yasak eyledi. Sen adamın evini için nasıl kollarsın? Ya koskoca şeriat devleti olsa bile adam evinin içerisinde içki içse müdahale edemiyor İslam. Hayır. Evinin içinde işlerine biz karışmayız. Adamın evinin içine biz karışmayız diyor. Ama ne oldu? Yani bundan seneler önce bunlara çok dikkat etmedi insanımız. Allah ehline kulak vermedi. Bunu en çok FETÖ yaptı biliyor musunuz? Evlere kamera koymalar. Bunları da normal göstermek için kendi kanallarında bir takım işte filmler yaptılar. Mahkeme filmleri. O mahkeme filmlerinde işte suçlular var. Bak onları gösteriyoruz kamerayla. Bu yaptığımız iyidir bizim, güzeldir bizim. Ondan sonra mah insanın mahremini ortaya serdiler ve bizim Müslümanlarımızın hiçbiri de sormadı yani. Ve hala bu böyle devam ediyor. Evinin içindeki bir şeyi çekiyorlar insanın, dışarıya getiriyorlar. Kimse çekene kızmıyor, çektirene kızmıyor. Orada yapılan bir yanlış varsa adamın üzerine yürüyorlar direkt bunu da iyi bir şey yaptı zannediyorlar. Al işte bir tane şeytan oyunda burada. Ötekisi ne yapıyor? <laughs> Gidiyor poz veriyor göya. Poz verdiğimden diyor sağlanacak olan parayı falanca yere bahşettin. Bunu ibadet zannediyor yani. Açık saçık fotoğraflarını ortaya resterecek, dergilere verecek. Oradan çıkan parayı da falanca hayır kurumuna verdim. Bu da ibadet zannediliyor yani. Bunun gibi daha bir sürü şeyler iftira, gırla, yalan gırla atıyor adam yani. Atıyor. Yapraklar sarardı, hükümetin suçu. <laughs> Böyle yani. Yağmur azaldı, hükümetin suçu. Şu azaldı, hükümetin suçu. Şimdi hükümetin suçları var. Hakiki suçlara kimse ilgilenmiyor. Hakiki suçlar ne? Dini konusundaki zayıflıklar. Dini konusunda atılan adımların azlığı, yavaşlığı, hiçliği. Bununla kimse ilgilenmiyor. Bunu söylemeniz lazım Müslüman olarak. Bunu söylememiz lazım. Eğitimde hala biz İslam'a gelemedik dememiz lazım. Bunu kimse söylemiyor. Ama biraz canımız sıkılınca böyle ki sıkılıyor da açık ve net. <laughs> Zamlardan şunlardan bunlardan. Şimdi böyle bakıyorsunuz genel kamuoyunda onda sekiz böyle konuşuyor. Yaprak sararsa Tayyip'in suçu. <laughs> böyle yani. Yağmur azalsa Tayyip'in suçu. Ağaçlardaki yapraklar düşse Tayyip'in suçu. Böyle bir algı var. Böyle bir saldırış var. Hükümete böyle, etrafındaki insanlara böyle, hocalara böyle. Kafayı birisine taktı mı gırla atıyor iftirayı atıyor. Konuşuyor aleyhinde konuşuyor. Yalan, yanlış ne bulursa söylüyor. Onu dinleyen onu tasdik ediyor bilmediği halde, tanımadığı halde, delili olmadığı halde. Delil bile sunsa delili bile İslam'a göre sunması lazım. Onların hiçbirisini analiz etmeden direkt damgayı vuruyorlar. Direkt arkasından konuşuyorlar. Arkasından konuşmayandan tad alıyorlar. Bunu da İslam sanıyorlar. İşte bu şekilde şeytanın tuzağına düşüyorlar. Şeytan işte bunu söyledi. Böyle yapacağım. Saçma sapan bir şeyleri İslam diye yutturacağım. Konuşacaklar. Yanlış yaptıklarını da hiç düşünmeyecekler diyor. Böylece tevbe etmeyecekler. Bütün günahlar üzerlerinde kalacak ve biz onları bu şekilde cehenneme çekeceğiz, alacağız. Onun için işte biz insanız, beşeriz, şaşarız, zayıfız. Toplumda kulağımıza gelen her sese kulak verirsek biz de onlar gibi oluruz. Kimi dinliyorsan, kimin sözünü rehber ediyorsan onun arkasındasın bil. Onun bir alt kademesindesin yani. Ben öyle bir zata kulak vereyim ki diyorum Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin direkt halifesi olsun. Öyle olduğu zaman o sert de konuşsa bereket, yumuşak da konuşsa bereket. Kıssa da bereket, sevse de bereket. Çünkü o kutlu peygamber öyle güzel bir peygamber ki, öyle harika bir peygamber ki, ümmetine öyle şefkatli, öyle merhametli ki, diyor ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Ümmetimden bazılarını gösterdi Allah Subhanehu ve Teala. Baktım ki ezel, ebed dairesine baktım, levh-i mahfuz'a baktım. Daha önceki ümmetlerin başına gelen belalar bunlara da yazılmış yani. Gelecek. Benim ümmetimin de bazılarına birtakım belalar düşecek. Yaptığı azgınlıklardan dolayı zinaya koşuyorlar, harama koşuyorlar, yanlışa koşuyorlar. Sahiller şimdi dolu, sanki virüsten çıkmamışız da <laughs> her şey normalmiş ki daha beter dolu yani. Bu yanlışları yapanları Allah gösterdi. Bunları da ezelde cezayı kestiğini yazmış Allahu Teala. Değişme imkanı yok diyor. Bunu gördüm bak. Peygamberin bakışına bak. O şefkatli peygambere bak. Baktım ki ümmetimin bazıları cezayı yemiş yani. Bunun geri dönme yolu yok. Şimdi bizim gibi insanlar Allah belasını vermiş bunların yapacak bir şey yok gibisinden düşünür yani. Resul Ekrem ne dedi? Madem onlara gelecek belayı kaldırmaya Allah bana bir yol vermemiş, bir izin vermemiş. O zaman Allahu Teala'dan şefaat hakkı istedim diyor. Bunlar belaya düşer olacaklar, yanlışa düşecekler, gazabı çekecek ya Allah'tan şefaat istedim ya Rabbi onlara şefaat etmeye bana izin ver. İzin verdi diyor allah Teala. Celle Celaluhu. İzin verdi Rabbimiz Sübhanehu ve Teala. İşte şu bakış açısı, Müslümanın bakış açısı böyle olacak. Kızışı Allah için olacak. Çocuğuna nasıl kızarsa bu ümmete böyle kızacak yani. Öyle olduğu zaman peygamberin nurundayız, yolundayız, yönündeyiz inşallah. Yoksa yani nefsani olarak birisine bir şeyden dolayı kızarsan hatta hatta bir insanın gizli olan bir şeyini açık yerde sen ayıp olarak anlatırsan Resul-i Ekrem direkt cezayı bize anlatıyor. O ayıba, o hataya düşmeden ölmezsin. Bu kadar açık ve net. Bir kardeşim bir hata yapmış, gizliyor da yani onu. Kimseye de söylemiyor. Sen gidiyorsun o ayıbını söylüyorsun ya. O ayıp sana gelmeden, o sana sen o ayıba düşmeden ölmezsin diyor Resulü Ekrem. sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için tarikat-ı aliye yolu dediğin bu ulu yol öyle ulu ki, öyle ulu ki, bu yolun piri öyle ulu ki aslında biz bilmiyoruz onları yani. Emin ol ipi sağlam tutsan göreceksin ki hayatının her safhasında üzerine düşen rahmet bu ulu zatların hürmetine geliyor. Allah katından onlar hürmetine iniyor. Onlar hürmetine iniyor. Oh, Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu yolun hakiki yolcularından eylesin bizleri. Bu gönül işte çalabın tahtı. Onun için çalabın tahtını muhafaza et. Tertemiz eyle. Tertemiz eyle. İhlas ile süsle. İhlas ile süsle. Aşk ile doldur. Aşk ile parlat. Allah Subhanahu ve teala da tecellisini göndersin. O tecelli bize geldiği zaman zaten işte o zaman biz de Resul-i Ekrem'in halifesi oluruz. O zaman biz de bırak insanları alemi ervahı da cinler alemi de şeytan alemi de şeytanlar alemi de nereden ne gelirse gelsin fena makabına erdiği için o kalp hiçbir ziyanı dokunmaz. Hepsini analiz edecek kuvvete sahiptir. Hepsinden kulu hakka çekecek kuvvete sahip olur şeytanın söylediğinden de ders öğretir, meleğin söylediğinden de, cinin söylediğinden de, alemde var olan bütün varlıkların söylediğinden de ders öğretir. Hepsinden insanı hakka çekecek bir yol bulur, yol öğretir, yol gösterir. Allah bizi o kullarla beraber eylesin. Celle Celaluhu. Gaflet perdesini yırtmamızı nasip eylesin bizlere. Bu dünyaya fazla müptela olmayalım. Bizim yolumuz öyle bir yol ki ne dünyayı kabul eder ne ahireti kabul eder. Sultan Bayezid'in bastamının namazı gibi olması lazım bizim her halimiz. Ne dünyaya aşkımız olacak ne ahirete. Bizim Allah'ımızdan başka hiçbir şeye. Bunu nereden çıkartıyoruz? Böyle bir şey var mı Kur'an'da? Var. Estağfirullah bismillah. Aleyhissallahu bi kafin abdeh diyor Allahu Teala. Allah kuluna yetmez mi? Böyle sesleniyor. Allahu Ekber. Allah kuluna yetmez mi diyor Allah böyle sesleniyor bize. Ben sana yetmiyor muyum? Cenneti kalbine koyuyorsun. Cehennemin korkusuyla doluyorsun. Dünyayı seviyorsun. Ben sana yetmiyor muyum diyor Allahu Teala. Subhanahu ve Teala. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Aman ya Rabbi, gaflet perdesinden bizleri kurtar. Peygamberi Zişan sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda bizi götür ya Rabbi. Sana getir ya Rabbi. Nefsimizin kötü oyunlarına bizleri düşürme. Şeytanın peşine takip edicisi eyleme bizleri ya Rabbi. En ulu kalpten seni dinlemeyi nasip eyle bizlere. Başka sözleri de kalbimize aldırtma ya Rabbi senin tahtını en güzel şekilde muhafaza ettir bizlere. İhlas ile süslettir, aşk ile parlattır, tecellini bize hissettir ya Rabbi. Ve minallahi tevfik bi hürmetil habib bi hürmetil fatiha.